Anne? Oğlum nerede? Şey o babamla görüşmek için bizim eve kadar gitti. Ama ben çok korkuyorum. Bu evde de çok kötü olaylar oluyor. Hadi söyle anne, ne oldu? Neler olduğunu söylesene, merak ediyorum. Babam da evde, o kim bilir nerede. Ne yapacağımı bilmiyorum. İçeri gel anne. Hadi buyur. Şimdi lütfen sakin ol, tamam mı? Söyle bakalım ne oldu? Şey, hatırlıyor musun? Geçen gün evimizde bir sürü mücevher çalınmıştı. Bugün yine çalınmış. Kasap da bir şey bilmiyor. Çok korkuyorum. Sanki bu ev lanetli. Artık bu evde kötü bir şey olmasını istemiyorum. Vir'i arayıp konuşacağım. Anne. Anneciğim sen şimdi sakin ol. Şu anda onu aramak bence iyi bir fikir değil. Şu anda çok gergin. Anne bırak eve bir gelsin. Sonra onunla konuşursun, olur mu? Peki. Tamam, o zaman polisi ara. Şey anne, ben ararım, merak etme. Ama anne, sonuçta daha yeni bir dosya kapandı. Hala bir dosya daha var. Ve şu anda oldukça kritik bir durumdayız. Anne, sen merak etme lütfen. Her şey düzelecek. Evet, doğru söylüyorsun. Polisi aramamalıyız. Mir hala aramadı ama. Nerede o? Anne, dedim ya, bizim eve kadar gitti. Oraya niye gitti? Orada İtça var. Onun gölgesi bile oğluma yaklaşmamalı. Anneciğim. Bütün suç ona yüklendi biliyorsun. O da gidip babamla konuşmak istedi. İtça da orada hem. Bakalım o ne biliyor, göreceğiz. O kızla konuşmanın hiçbir manası yok. Zaten bütün bunlar onun yüzünden oldu. Bazen düşünüyorum da anneciğim. Vanş abiyle İtça'yı evlendirerek çok büyük bir hata yaptım değil mi? Bunun bütün sorumlusu benim. Ben hayatınızı mahvettim. Hayır canım. Senin hiçbir suçun yok. Sen bunu sadece bizim yüzümüzden yaptın. Bugün sen burada olmasaydın kim bilir ne halde olurduk. Bir ne halde olurdu? Kim bilir tek başına ne yapardı? Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise